Evet, arkadan buyurun. Teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun bu sunum için. Gökçen Tuncer, EkoTürk TV. Benim sorum bu sapma miktarı ile ilgili olacak. Bir saniye. Ne miktarı? Belirlediğiniz yıl sonu enflasyon hedefinde gerçekleşebilecek sapma ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi %34 ila %42 aralığını verdiniz ki biraz geniş olarak değerlendirilebilecek bir bant esasında bu. Ve bu aralıkla ilgili de bir %70 olasılık verdiniz. Şimdi peki buradaki tolerans miktarınız nedir? Hangi sapma miktarı ya da aralığı endişe duyulabilecek noktayı temsil ediyor? Veya diğer bir deyişle ne kadarlık bir sapma müdahale gereksinimi doğuracaktır diye sormak isterim. Teşekkürler. Şimdi ben tahmin değişimiyle ilgili ve bantla ilgili konuştum. Kısa, o yüzden kısa bir değerlendirme yapıp bir de Cevdet Bey'den, başkanımız Cevdet Bey'in de fikrini duymanızı isterim. Şimdi zaten neden revizyon yaptığımızı net bir şekilde anlattım. Yani ortaya çıkan enflasyondaki 4 puanlık sapmanın bir miktar telafi edilebileceğini ama tamamının telafi edilmesinin baz senaryo olarak doğru bulmadığımızı, sağlıklı bulmadığımızı söyledim. Banda baktığımızda da bir önceki bant 6 puandı. Yani 36 iken üst bant 42 idi. Şimdi indi. Yani 38 iken üst bant 42. Dolayısıyla bu 4-2 puanlık bir düşüş var. Yani genel olarak 4 puanlık iki yönde bir düşüş var. Bunun bir kısmı mekanik etki. Yani yılın işte 4 ayı geride kaldığı için belirsizlikler bir miktar azalıyor. Bir kısmı da işte kamu maliyesiyle ilgili belki ortadaki belirsizliğin bir takım açıklamalarla bir miktar görünümün daha netleşmiş olması. Bir de tabii vadeli piyasalara baktığımızda petrol fiyatları da önemli. Burada ima edilen oynaklıklar da bir önceki rapor dönemine göre daha uygun seviyede. Ben tahminlerle ilgili görüşlerini almak üzere Cevdet Bey'e de söz vereyim. Çok fazla gidecek bir şey yok aslında başkanın söylediğine. Aritmetik zaten bu işin bir kısmı, bandın daralması. Onun dışında çeşitli varsayımlarla, çeşitli senaryolar çalışılıyor. 38'e yukarıya kayış aslında çok önemli bir kayış da değil. Çünkü 36 başkanın da söylediği gibi aşağıda downside risk de hala olan bir şey. Oraların tutturulması da mümkün değişik varsayımlar altında. En önemli faktörlerden bir tanesi elbette talebin nasıl daralmaya başlayacağı. Bu konuda çok rakamlar girmeden belki söyleyeyim ama isterseniz rakamları da gireyim. Bizim Mart ayında yaptığımız sıkılaştırmanın etkisini çok çabuk görmeye de başladık aslında Nisan ayında. Genelde biliyorsunuz bir 6-9 ay bir gecikmeyle geliyor etkiler vesaire ama şunu akılda tutun ki biz sadece politika faizini arttırmadık. Yanında bazı miktarsal kısıtlar da getirdik. İkisi beraber paket halinde 1+1=2'den büyük oluyor öyle söyleyeyim size. Bunların bir tanesi tek başına birden ufak olurdu. Ama 1+1 ikisi beraber birazcık 2'den fazla bir sıkılaşmaya tekabül ediyor. Dolayısıyla biz bunun devreye gireceği kanaatindeyiz ama yine birazcık safe side'da dediğimiz kalarak midpoint orta noktayı 38'e çektik ama bandın üst tarafını kesinlikle aşacağımız kanaatte değiliz. Yani 40'in içinde kalma ihtimalimizin çok çok yüksek olduğunu düşünüyoruz biz. Endişe sektöründeyiz diyelim. Başkanla hep bunu zaten konuşuyoruz. Yani bizim işimiz aslında endişe etmek, öyle söyleyeyim size. İyi senaryoya çok fazla bet ederek gitmiyoruz. Birazcık bias'ımız öbür tarafta, sapmamız diğer tarafta, endişe tarafında. Ama verdiğimiz bantla ilgili şu anda hiçbir sıkıntımız yok, öyle söyleyeyim. Bu da hard landing ile ilgili, yani orayı da bir kısa bir şey söylemek isterim. Yumuşak iniş, sert iniş vesaire. Ben çok teknik detaya nereden başladığımıza vesaire girmek istemiyorum ama sert inişin zorunlu olduğu bir durum vardı. O da şu, aktarım mekanizmasının zayıflığı. Aktarım mekanizmanın zayıfsa sert iniş aslında kaçınılmaz. Çünkü sacrifice ratio dediğimiz, yani enflasyonu indirmenin istihdam ya da üretim cinsinden maliyeti çok yüksek oluyor o noktada. Aktarım mekanizması zayıfsa bu illaki devreye girecek gibi gözüküyor. Bizim uzun zamandır yapmaya çalıştığımız, biraz az becerip biraz çok becerdiğimiz şey aslında bu mekanizmayı güçlendirmek. Ve kanaatimiz şu ki Mart ayından itibaren biz bu mekanizmayı ciddi şekilde güçlendirdik. Yani 50'lik politika faizinin içerdiği anlam 45'ten fark olarak 5 puandan daha fazla bir şey. Öyle olduğu için ileriye yönelik beklentilerimiz aslında son derece olumlu. Yani kredi genişlemeler Nisan ayında mesela versem size TL ticari krediler Ocak-Mart ortalaması
2.3, yanlış hatırlamıyorsam Nisan eksi 0.7 aylık artıştan bahsediyoruz. Efeks ticari krediler %2, Ocak-Mart ortalaması %1.2 Nisan, ki o 1.2 de biraz enflase bir rakam. Onu daha da kırpmanız gerekiyor. Sebebine girmeyeyim, teknik sebebine. Tüketici kredilerine baktığınızda 3.5'dan eksi 0.1, ticari kredilerde 6.1'den Ocak-Mart ortalaması eksi 0.7. Yani birden frene çok sert basmış gibi de gözüküyoruz ama bir ay. Bir ay pek fazla beyan ifade etmez çünkü tek bir gözlem aslında. Hani iki gözlem olunca çizgi de çizersiniz. Üç olunca ufaktan tren de koymaya başlarsınız. Ama hani yine endişe sektöründeyiz diyelim. Ama işlemeye başladığına dair de bizde ciddi bir kanaat var. Bundan sonra kur gelişmeleri, likidite idaresi vesaire bunların hepsi devreye girecek ve nereye gideceğimizi gösterecek bize ama bandın genişliği konusunda da orta noktamız konusunda da şu anda içimiz rahat. O kadarını söyleyeyim. Biraz da bu tarafa.